Evet. Vücudun üzerinde kontrol olduğunu emin misin? Kontrol sende mi? Merkezde sen mi oturuyorsun? İyi düşündün mü bunu? Organlarını sen mi kontrol ediyorsun? Ayrıca 1962 yılında milyarlarca, milyonlarca yıldır var olan DNA'yı keşfeden bilim adamına ödül olarak Nobel verildi. Bunun milyarlarca yıl önce ilk doğru çalışan prototipini yapalım. İlk DNA'yı keşfedin. Ödül ne olmalı? Şimdi şöyle yeryüzüne baktığımızda birçok canlı mahlukatın ahenk içinde yaşadığını görüyoruz. Tabi bu ahenkin sağlanmasında büyük bir altyapı gerekiyor ve büyük bir bilgi birikimi gerekiyor. Çünkü bunların her birinin ayrı ayrı ihtiyaçları ve farklı farklı zamanlarda bu ihtiyaçların karşılanması gerekiyor. Ve ortalık da herhalde tertemiz. İnsanın elinin bulaşmadığı her yer tertemiz. İster Toros dağlarına bak, ister Amazonlara bak. Büyük bir ahenk içerisinde mahlukat yaşıyor. Bu yüksek ahengin herhalde bir açıklaması olmalı. Ve bunun iki tane yüzü olduğunu düşünüyorum. Birincisi, bütün o mahlukatın bir arada ihtiyaçlarının vakti vaktine şaşırmadan doğru şekilde verilmesi. İkincisi ise, her bir insanın veya her bir canlı mahlukun beslenmesi, daha doğrusu bütün ihtiyaçlarının o ortam içerisinde giderilmesi. Şimdi insan dedik, insanda 100 trilyon hücre olduğunu söylüyoruz. Ve bu 100 trilyon hücre yüksek bir performans gösteriyor. Çünkü her biri tek tek, yani her bir hücremiz tek tek besleniyor. Herhalde bu beslenme işi yüksek bir bilgi birikimi ve bir teknoloji gerektirir. Yoksa hiçbir hücremiz doğru şekilde çalışamazdı. Kendi enerjisini üretemezdi ve kendisine faydalı veya zararlı olacak materyalleri seçim işine giremezdi. Bu ortada bir bilgi var ve bu bilgi işi her bir hücre tarafından doğru şekilde yerine getiriliyor. Ve bize bir şey sormuyorlar. Bize sorsalar zaten bir cevap alacak değiller. Evet. Şimdi şunu da biliyoruz ki her bir hücre yaşadığı ortama göre ihtiyaçları farklılaşır. Yani hangi dokuya göre yaşıyorsa, hangi dokudaysa ona göre bir ihtiyacı olacak. Ve ayrıyetten vücudun tüm hücrelerinin doğru şekilde çalışması ve beslenmesi için her birinin, 100 trilyon hücremizin her birinin birbiriyle büyük bir ahenk içerisinde iletişim kurması gerekiyor. Bu iletişim olmazsa herhalde vücudumuz doğru şekilde çalışması mümkün olmaz. Yani her bir hücre kendine göre bir program yapıp onu hayata geçiriyor olamaz. Çünkü esas olan vücudun hayatının devam etmesi, ki hayatımız devam ediyor. Hücrenin hayatına rağmen hücreler kendini gerektiği noktada imha ediyorlar. Ölümün kollarına bırakıyorlar ki biz vücut hayatına devam etsin. Ve vücudumuzun içerisinde çok fonksiyonlu organlarımız ve onların da her birinin birçok görevleri ve vazifeleri var. Ve biz bu vazifelerin hiçbirini bilmiyoruz. Okulda öğrenmemizin de o organlara veya bize bir faydası yok. Çünkü onlar bize sormadan zaten bu işleri doğru yapıyorlar. Ve realize ediyorlar. Bu bilgiler biz bebekken de realize ediliyor. Biz hiç okul okumasak da realize ediliyor. İnsanlık tarihi boyunca da bu mesele realize edildi. Doğru şekilde yapıldı. Yani sen kalbine hiçbir zaman at demedin.
veya kalbin bugün ne yapacağım, kaç defa atacağım, hangi şiddetle atacağım sana hiç sormadı. Midene yiyecekler girdiği zaman hangi asit ne kadar salgılanacak, hormonlar nasıl ayarlanacak, hangisinden fazla, hangisinden eksik, bunlar hep çok ölümcül meseleler belki birçok noktada. Yani hiçbirinin ayarını bilmiyorsun, bilsen de bir faydan yok. Ama miden bunu hep doğru yapıyor. Aynı şekilde de ciğerlerini, oksijeni şu kadar şeyin arasından, gazın arasından seç, üst türen hücre gönder diye filan, değil mi? Bu sistem hakkında bir komut göndermiyorsun. Devamlı nefes alıp veriyorsun. Sadece işin keyfini çıkarıyorsun. Kısacası organların yaptığı vazifeler hakkında ve seni hani bu vazifeler ki hayatta tutuyor, hiçbir fikrin yok. Sadece sen günlük hayatını yaşıyorsun. Yemek yiyorsun, hava soluyorsun, yürüyorsun, koşuyorsun, televizyon izliyorsun, sıkı çalışıyorsun, para yapıyorsun, para kazanıyorsun. Şimdi sen günlük hayatını yaşarken bu hücrelerin, 100 trilyon hücren ve organların çok yüksek, karmaşık, hayati fonksiyonları, görevleri yerine getiriyor ve sen bunların hiçbirini kontrol edebilecek durumda değilsin. Ne de miktarlarını ayarlayacak durumda değilsin. Hatta onu bıraktım. Bilgisayarda simüle edilse mesela, simülasyonu bile becereceğimiz söz konusu değil. Ama işin realite, işin gerçeği realize ediliyor. Simülasyonu gerçekleşemeyen mevzunun kendisi bu yüzümüzde realize ediliyor. Yani hiç düşündün mü? Şu vücudunun merkezinde sen mi oturuyorsun? Şu harikalar harika sistemi sen mi yönetiyorsun? 100 trilyon hücrenin telekomünikasyonunu sen mi sağlıyorsun? Birbiriyle haberleşmesini, cevaplaşmasını, doğru cevap vermelerini sen mi sağlıyorsun? Ya da senin 100 trilyon hücren, organların veya vücudun akşamları toplanıyorlar. Arkadaşlar yarın ne yapacağız? Neye ihtiyacımız var? Liste çıkarıyorlar. Herkes vazifelerini alıyor. Gündüz de bunları realize ediyorlar. Yani programa koyuyorlar. Bu mantıklı bir alternatif mi? Ya da sen mi bu işi ayarlıyorsun? Bu işin merkezi sen mi oturuyorsun? Ya da birisi var, seni senden daha iyi biliyor. Sana senden daha çok acıyor. Ve vücudunu böyle çalıştıran, doğru çalıştıran birisi, seni ilk yapan kim? Projeni çizen kim DNA'nın üzerinde? Bütün ihtiyaçlarını biliyor ve sana sormadan, sordurtmadan, hesaplarını sana havale etmeden şu hayat makinesini senin adına çalıştırıyor. Ve sen sadece işin keyfini çıkarıyorsun. Şimdi bulmacanın eksik kalan kısmını kavramak için DNA'ya şöyle bir göz atalım. Tekrar hücremize dönelim. Acaba bu serseri, kör tesadüf dediğimiz sebepler, yani rüzgar içti, fırtına biçti, çevre şartları, iklim şartları şöyle oldu, böyle oldu derken, yani bu dediğimiz sebepler veya tabiat filan diye meseleler, kör, şuursuz, sağır, ilmi kudreti olmayan, düşünce olmayan, rastlantısal sebepler. Bizim insanlık tarihi boyunca elde ettiğimiz gelişmelerle, yani bilimde elde ettiğimiz gelişmelerle, ancak şimdilerde farkına vardığımız, doğru çalıştığını, yani vücudumuzda bir DNA var ve bu doğru çalışıyor meselesini şimdi keşfettiğimiz meseleyi, acaba o ilk rastlantısal sebepler geliştirmiş, projelendirmiş ve yerine getirmiş veya taş üzerine taş koyarak zaman içerisinde bu meseleyi oluşturmuş. Ki biz tüm bilgi birikimimizle ancak daha meselenin doğru çalıştığını, nasıl çalıştığı hakkında da ufak ufak fikirler sahibiz. Ve bunun hakkında fazla fikrimiz daha yok. Yani DNA'nın tüm sırlarını çözdük falan diyemiyoruz. 1962 yılında bir adamcağız bunun halihazırda var olan DNA'yı keşfetti diye 1962 yılında Nobel aldı. Bunun orijinal ve doğru çalışıyor milyonlarca senedir bu mesele. Hani insanda, hayvanda. Bunu ilk yapana ödül yok mu? Ödülü ne olmalı? Sen şimdi desen ki bu kendi kendine olmuş. Bu kendi kendine nasıl olur? Kendi kendine olan bir şeyi keşfetmek nasıl ödüle layık olabilir?
Bunun için bilime ne ihtiyaç var? Demek ki o içerisinde harika bir bilgi, yüksek bir güç, dikkatli bir güç ve projelendirme işi ve herhalde yüksek bir seçilim işi, yani irade işi var. Böyle olmasa hala keşfedemediğimiz sırlarını DNA doğru olarak da üzerinde çalışıyor. Sadece ufak bir kısmını keşfeden adama Nobel veriyoruz. Üstelik bu adam bir koca bir fennin en uç noktası olarak bu işi realize ediyor. Yani yılların birikimi olarak. Sadece ufak bir yerini keşfeden bir adam ödül alıyor. Ama harika olarak sistem çalışıyor. Buna kendi kendine diyoruz. Şimdi iyi düşünürsek her bir hücremizde 7 milyar sayfa bilgi olduğunu göreceğiz ve 100 tür hücremiz var. Bunların bu şekilde doğru yazılması ve doğru çalıştırılması herhalde bizim fenlerimizi aşan, fenlerimizi hadsiz derece aşan bir bilgi gerektiriyor. Ve bu bilgi son derece dikkatli ve eksiksiz bir güç tarafından devamlı realiteye realize ediliyor. Yani gerçeğe dönüştürülüyor. Yani sen bilgi yazdın diye hücre ona göre davranmak zorunda değil. Ama orada bilgi var ve doğru davranıyor. Ve devamlı hadsiz alternatifler içerisinde gözümüzle görüyoruz ki devamlı doğruyu, mükemmel doğruyu seçen bir irade var. Bu hücre bazında olsun, DNA bazında olsun. Evet. Şimdi yüz türlü hücremizde, organlarımızda ve bütün vücudumuzda ve DNA'mızın dizilimi boyunca hadsiz bir bilgi görüyoruz. Limitless, yani limitsiz bir bilgi görüyoruz. Ve eksiksiz, son derece dikkatli bir güç yönetimi görüyoruz. Ve devamlı, mükemmel doğruyu seçen faydalı bir irade görüyoruz. Hep faydalıyı seçen, faydalı yönde giden. Ya biz faydalı hangisini bilmiyoruz ama bir irade devamlı işin faydasını seçiyor bizim için, faydalısını seçiyor. Efendim, bu bilgi, bu çok dikkatli, dikkat eden güç ve herhalde ki faydalı irade bize birisini tarif ediyor. Bu sıfatlar birisinin. Birisi kendini bu sıfatlarla tanıtıyor olmasın? Özellikle belki de insan vücudu üzerinde. Ya diyor ki, bu sıfatlar benimdir. Ben sizin tüm birikimlerinizin, tüm bilgi birikimlerinizin, güç birikimlerinizin ve irade edemeyeceğiniz kadar derin nüfuz eden bir iradenin sahibiyim. Ben diyor Allah'ım. Ve perdeyi, görünmeyen bir perde arkasında icraatlarımı göze gösteriyorum. Kendimi tanıttırmak için ve tanıttırırken sevdirmek için.